Selamlar, hayırlı dostları yaşayacağımız bir günümüz. İnşallah bu günümüzü de dolu dolu bir şekilde geçirerek ebedi aleme hazırlanacağız. Hiçbir zaman zararlı, bağımlılık yapan, haram hiçbir şeye bulaşmadık. Allah'ın izniyle hiçbir zaman da bulaşmayacağız. Biz her zaman Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yaşayarak Yüce Allah'ın emirlerinin izinden giderek yaşıyoruz. Zaten her şeyden önemlisi de budur. Bunun dışında yaşadığını zannedenler yaşamıyorlar. Sadece günah biriktiriyorlar. Öylelerinden olmayın. Emin olun şu dünyada batıl, harami bir hayatı sürmek zor değil ki. Zaten dünya düzeni buna dayalı. İnsanlar marifet yapıyormuş gibi bir de övünüyorlar bu yaptıklarıyla. Çevrenize bakın. Gerçekten çok cahilce bir düzen var. Çok cahilce bir hayat var. Biz kendimizden mesulüz. Allah'a şükür biz hayatımızı dosdoğru bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ama insanların bu kadar cahilce bir hayat yaşaması da düşündürücü. Gerçekten hiç akıl iradelerini kullanmıyorlar. Hani bir insan bu kadar mı kör olur ya da bu kadar mı sağır olur? Hiçbir şey anlamak istemiyorlar. Varsa yoksa şu dünya. Biz de bu dünya için emeğimiz, çabamız var ama her zaman helal yönden ve ebedi alime hazırlanacak şekilde var. Yüce Allah'ın rızasının gözetilmediği bir şekilde sakın yaşamayın. Zerre kadar anlamı olmaz o yaz. Şükürler olsun bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bakın insanlar her gün aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Bir robot gibi. Hiç planlayıp da dünya geliş amacını düşünmüyorlar. Sen bu dünyaya neden geldin? Bir kendine sor. Şu mükemmel beden nimeti ve diğer nimetler sana verilmiş. Neden verildi? Bunları bir düşün. İnsanlar hiç düşünmüyorlar. Zaten dünya düzeni sizi batıla, harama sevk ediyor. Bu düzeni kuran, şu beşeri sistemi ortaya atan mahluklar, şeytana hizmet eden kafirler, münafıklar, müşrikler. Başka da kimse değil. Hiçbir tarafından Yüce Allah'ın hükmünü göremezsiniz. Dünyanın her tarafında bu şekilde ne yazık ki. Her türlü batıl, harami sistem yapılıyor. Hiç düşünülmüyor. Ama şurası gerçek ki Yüce Allah'ın hükmünün yaşanmadığı, Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin sürülmediği bir hayat rezil olmaya, rüsva olmaya mahkumdur. Bunu da düşünün. Biz her zaman Yüce Allah'ın hükmünü düşünerek onun izinden giderek yaşayacağız Allah'ın izniyle. Vicdanım rahat. Ama her gün daha da hayırlı yaşamalıyım. İnsanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman kendimizi mükemmel görmeyip daha da mütevazı bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Biz mükemmelsek de, çok iyiysek de Yüce Allah'ın takdirindedir. Biz kendimize bunu söyleyemeyiz. Veyahut da ben her gün oruç tutuyorum. Her gün namazlarımla ve diğer ibadetlerimle Yüce Allah'ın rızasını arıyorum. Şunu söyleyemem. Ben herkesten iyiyim. Benden iyisi yok diyemem. Ben elimden geleni yaparım. Takdiri Yüce Rabbim'i bırakırım. Hiç kimse kendi hakkında hüküm vermesin. Başkaları hakkında da vermesin. Ama yanlış, yanlıştır. Haramlar, helaller bellidir. Biz yanlışları görüp de iyidir diyemeyiz. Bunlar da düşünmelidir insanlar. Her gün Hakkelam Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda içimizde bir huzur, mutluluk, saadet doluyor. Yüce Allah'ın rahmetini
bereketini, mağfiretini içimizde hissediyoruz. Yüce Allah'la konuşuyormuş gibi. Çünkü Yüce Allah'ın kelamıdır. Bizlere mesajıdır. Biz her şeyden önemlisi bunu öğrenip yaşamalıyız. Devamlı böyle görüyorsunuz çevrenize bakın. Yaşı fark etmez. O kadar cahilce, o kadar batıl, haram bir hayat yaşanıyor ki. İnsanlar da o kadar cahil ki. Kafir, münafık, müşrik olmak için yarışıyorlar. Emin olun böyle. Yazık yani, hallerine yazık. Böyle kendini rezil, rüsva eden, helak eden neden olmuyor. Şu dünyada rezil oluyorlar. Ebedi alemde daha da büyük bir azap onları bekleyecek. Biz insanları uyarıyoruz. İstiyoruz ki onlar da dost doğru yaşasınlar. Hayatlarını dost doğru devam ettirsinler. İnşallah her gün tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, diğer dost doğru ibadetlerimizle Yüce Allah'ın rızasını arayacağız. İnşallah en sevdiği, en razı olduğu, rahmetine ulaştırdığı kullarından olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.